Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugünkü konumuz Roketsan tarafından geliştirilen Sungur Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi. Bu sistem nasıl çalışıyor? Hangi özelliklere sahip? Neden alçak irtifa hava savunma sistemleri çok önemli? Bu videomuzda bu konulara beraber bakacağız. Bir önceki videomuz Libya'da ele geçirilen Pantsir alçak irtifa hava savunma sisteminin bir Amerikan kargo uçağına konup Türkiye'ye, Ankara'ya götürülmesi ve Ankara'da da hem Amerikan hem de Türk yetkililer tarafından detaylıca incelenmesiydi. Alçak irtifa hava savunma sistemleri aslında çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü bu tür etkin sistemler bölgede karşı tarafın helikopterini, alçaktan uçan savaş uçaklarını veya gelişmiş sistemler başta seyir füzeleri olmak üzere birçok hava unsurunu vurabilecek, etkisiz hale getirebilecek özelliklere sahipler. Ancak alçak hava savunma sistemi dendiği zaman benim gibi 40 yaşın üzerindeki birçok arkadaşımız 1980'lerde Afganistan'daki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği işgali ve onlara karşı koyan Afgan mücahitlerinin görüntülerini hatırlayacaklardır. O yıllarda Afgan mücahitlerinin en etkili silahı omuzdan atılan Stinger hava savunma füzeleriydi. Amerika'nın CIA üzerinden Afgan mücahitlere verdiği Stinger'lar çok sayıda Rus helikopter ve uçağını vurmuş ve belirli bir sürecin arkasından da bu uçak ve helikopterler bölgeden uçmamaya veya çok yüksek irtifalarda uçmak zorunda kalmaya başlamışlardı. Gerçekten o dönemde Sovyet ordusu çok ciddi bir kayıp vermişti. Stinger projesine 1980'li yıllarda Türkiye'de ortak olarak katıldı ve birçok parçada füzenin Avrupa ile birlikte NATO içerisinde Türkiye'de imal edildi ve bu konuyla da ilgili oluşmuş çok ciddi bir altyapı var. Halen bu sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin alçak irtifa hava savunmasında çok önemli bir rol oynuyor. Stinger füzesi gerektiğinde askerler omuzdan atılıyor veya araçların üzerine konuyor veya en son T-129 Atak helikopterinde olduğu gibi Stinger'lar hava hava rolünde de kullanılabiliyor. Yani T-129 Stinger'ı ateşleyip havada giden bir başka helikopteri veya insansız hava aracını vurabilecek özelliklere sahip bu füzeler. Ancak bu füzeler 1970'li yıllarda General Dynamics tarafından geliştirilmiş ve daha sonra da yavaş yavaş güncelliğini yitirmeye başlamış veya başlamakta olan füzeler. Bunun yerine Savunma Sanayi Başkanlığı Roketsan'a PORSAV adı verilen yeni bir portatif savunma sistemi projesi verdi. Bu proje üzerinde de çalışmalar başlatıldı. Roketsan sonuçta çok sayıda özgün ürünleri bulunan hava savunma sistemlerine gerçekten kendini özgün ürünleriyle ispat edebilmiş bir şirket ve ortaya da kısa süre içerisinde Sungur sistemi çıktı. Sungur'un da geçtiğimiz günlerde son testi yapıldı. Bu testler azami irtifa ve azami menzil ile artık Sungur bütün açıdan kendi açısından sistem kendini ispat etmiş oldu. Bundan sonraki aşama başlayan seri üretimle birlikte silahlı kuvvetlere yapılacak olan teslimatlar. Sungur'un testlerinde gördüğünüz gibi çeşitli zırhlı araçların üzerine yerleştirilmiş lançerlerden atıldığını gördük. Ama ilerleyen yıllarda bunun omuzdan atılan, deniz araçları üzerinden atılan veya hava hava yani T-129 Atak veya gelecekte geliştirilecek olan Atak ailesi üyelerinden de atılacak farklı farklı modellerini göreceğiz. Bu sonuçta bir önemli bir başlangıç. Gelelim Sungur'un özelliklerine. Sungur öncelikle titanyum harp başlığına sahip ve 360 derece atış kabiliyeti bulunmakta. Yüksek manevra kabiliyeti de füzenin önemli avantajları arasında bulunuyor. 2.75 inç yani 70 mm çapında füzeye sahip. Füzenin uzunluğu ise 147 cm. Füze ses hızının 2.2 katı yani Mach 2.2 hızıyla hızlanıyor. Çok hızlı bir şekilde rampadan çıktıktan sonra süratlenerek hedefini bulmaya başlıyor. Hedef bulmada da Sungur füze sistemi olarak kızılötesi arayıcılar kullanılıyor. Bu kızılötesi arayıcılar
Hedefi takip, vurma yüzdeleri diğer sistemlere göre çok daha yüksek ve daha yeni nesil arama başlıklarına sahip. Bu da tabii ki füzenin vurma oranının yükseltilmesi de aynı zamanda çok ciddi bir karşı taraf için tehdit oluşturuyor. Sungur'un yaklaşık 3 kilogram civarında bir harp başlığı bulunuyor. 4 kilometre irtifa, yani 4000 metreye kadar, yaklaşık işte 12-13000 fite kadar etkili ve 6 kilometre mesafeye kadar da hava hava hedeflerini vurabiliyor. Testlerde göreceksiniz, önce kırmızı bir uçak atılıyor. Bu uçak TUSAŞ tarafından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilmiş Turna hedef uçak. Turna pervaneli motora sahip. Bu motor T'nin geliştirdiği, TUSAŞ Motor Sanayi T'nin geliştirdiği TP-38 motoru. Katapult ile atılıyor ve yaklaşık 90 dakika havada kalıyor. 12.000 fit irtifaya kadar çıkabilen Turna, eğer vurulmazsa, tabii vurulduğunda parçalanıyor, paraşütünü açarak inişini gerçekleştirebiliyor. Bu konuda Turna, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deniz, hava ve kara kuvvetlerinin uçak savar eğitimlerinde de kullanılıyor. Turna'nın bir üst versiyonu var, jet motorlu. Bu da Şimşek, biliyorsunuz. Şimşek'te daha hızlı hedefleri simüle etmek amacıyla TUSAŞ tarafından geliştirilmiş bir hedef uçak. Bugünkü videomuzda size Sungur hava savunma sistemini, alçak hava savunma sistemini biraz anlatmaya çalıştım. Malum Roketsan'ın orta ve yüksek hava savunma sistemleri, Hisar A+, Hisar O+ gibi projeleri var. Bir üst irtifa içinde siper projesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Sonuçta bu tür projelerden elde edilmiş tecrübeler bu tür Sungur gibi projelere yansıtılıyor ve sistemlerin hızlı bir şekilde geliştirilip hizmete girilmesine imkan sunuyor. Havacılık ve savunma ile ilgili videoları takip etmek için lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimlerinizi açın. Yeni video yüklendiği zaman bu bildirimler size e-mail atarak yeni videonun yüklendiği bilgisini paylaşacaktır. Ayrıca kanalımıza katıl tuşuyla da destek verebilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz ise tolgozbek.com sitemizde. Bizlere ulaşmak isterseniz info@tolgozbek.com adresini kullanabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.